Sevgili İlköy Mahalle Dernek Başkanlarımız, Beykoz'da Giresunlar Derneğimizin bugünkü etkinliğine, Cumhuriyetimizin 100. yılı sebebiyle Giresun'un 1920'lerde daha eskisi resim sergisine hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tekrar ben çok kısa, eğer unuttuğum olursa ben buradayım desin. Pratop'un gelen misafirlerimizi anımsız edeyim. Ondan sonra da dışarıda bir mini bir kudene kesimi olacak. Ondan sonra da çorbamızı, kemençemizi, çorbamızı yiyeceğiz, kemençemizi de dinleyeceğiz. Bu şekilde de bu ara devam edeceğiz. Şimdi aramızda bir daha tekrarlıyorum. İstanbul 1. Bölge Milletvekili Sayın Mehmet Akif Hamza Çevirvet, tekrar vekili hoş geldiniz. Kendisinin hem Beykoz için hem de bizim için önemli büyüktür. Beykoz'a geçmiş dönemlerde sıkıntılı ve sorunlarıyla ilgili çok büyük hizmetleri vardı. Bu yüzden kendisine minnet veririz. Tekrar hoş geldiniz Sayın Vekili. Sayın Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Çiftgez. Doğru mu söylüyorum Sayın Başkan? Aramızda. MHP İlçe Başkanı Sayın Emine Çöplekçi aramızda. Yani, aynı zamanda güvenli kurullar da var. Yani ben öyle diyeceğim, siz güvenli kurullarını anlayın. Deva Partisi her zaman yanımızda olan, gerçekten her davete bize katılan Deva Partisi Beykoz İlçe Başkanı Avukat Sayın Hikmet Baki var aramızda. Ben size çok teşekkür ediyorum. Bunun dışında Zafer Partisi Hemşehrimiz Beykoz İlçe Başkanı Sayın Fatma İpek Koç hem de hayırlı olsun Sayın Başkanım. Kendisi hemşehrimiz biraz önce. Sağ olun, hoş geldiniz. Toprasınız, yuvanız. Şimdi bunun dışında meclis üyesi arkadaşlar var. Cemal Satıloğlu var. Şuan Pekin var. Hemşehrimiz Temel Karadeniz var. Bunun dışında İYİ Parti önceki dönem belediye başkan adayı Gaye İnsan başkan başkanı mı neydi? Gaye İnsan Uluslararası İnsani Dernek Başkanı Genel Başkanı Sayın Murat Geniş var. Hemşehrimiz. Onun dışında unuttuğum varsa söyleyeyim. Eski dernek başkanımız AK Parti ilçesi yönetim kurulu üyesi Hasan Karakaya var. Eski başkanımız kendisi. Esenyurt'tan gelen her zaman yanımıza gelen Ufuk Özdemir kardeşimiz var yanımızda. Esenyurt Belediyesi, Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Devrim Alpaslan hemşerimiz de aramızda her zaman yanımıza geliyor. Bunun dışında önceki dönem İYİ Parti yönetim kurulu üyesi, şu anda milletvekili aday adayı Avukat Erdal, Erdal Demir arkadaş aramızda. Genç Zartıvat Muhtarımız Emre Çankaya aramızda. Cemal Yavuz burada mı? Nerede? Cemal Yavuz. CHP meclis üyemizin, Beykoz Belediyesi meclis üyemizin Cemal Yavuz aramızda. Başka şey var ya. Nerede geldin? Başkanım gelir misin buraya? Arkadaşlar, Muhtarlar Dernek Başkanımız Sayın Sedat Altun aramızda. Arkadaşlar, başkanım olmuş bakın diye. İncirköy Mahalle Muhtarımız Alaaddin Kartal aramızda. Başka kim var arkadaşlar? Beyler kardeşim. Sancaktepe Giresun'a Dernek Başkanı aramızda. Küçükçekmece Giresun'a Dernek Başkanı aramızda. Arkadaşlar burada bir konuda bir şimdi bir okulda bir okulda bir açıklama yapayım. Kendisinin Fahri Aydın, Küçükçekmece Giresun'a Dernek Başkanımız kendisi 2-3-4-5 Hamsi Festivali var. Kendi buradan bütün Giresun'a davetleri Küçükçekmece'ye bilginiz olsun. Buradan da başkanın adına söylemiş olayım. Maybuslar Dernek Başkanımız. Sedat Başkanım burada. Sancaktepe Dernek Başkanımız. Maybuslar Dernek Başkanımız. Salih. Kardeşimiz burada. Salih Kılıç. Bunun dışında Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Başkan Yardımcısı Özgür Günaydın aramızda her zaman yanımızda.
Sağ olsun. Samsun'a Dernek Başkanımız Hasan Yaşar Ağabey'le. Mesut Yeni Eski Belediye Başkanı Feyzi Başkanımız aramızda. Hasan Dönmez var yine teşekkür ederim kendisini yönetim kurulu üyemiz İYİ Parti'den yönetim kurulu üyesi başkan yardımcısı. Karadere Dernek Başkanımız Kamer Geçici aramızda. Başka varsa böyle mutlu heyecan kaldırsın arkadaşlar. Ha, Alaaddin Orta aramızda, TİR'de yönetim kurulu üyesi, başkan yardımcısı aramızda. Engin Eren aramızda, Adaköy Dernek Başkanı. Ya unuttum ismini Ede Dernek Başkanı. Ha, Reşit Aydın arkadaşım da adını unutmuşum. Kaçın bir arkadaşım. Kemal Bey Dernek Başkanı. Mustafa Civak Salih. Biraz sonra Dernek Başkanı dedi ya. Arkadaşlar böyle olmazsa söylerim şimdi abi. Hızlı bir şekilde geçeyim. Kim var? Aydın. Şimdi arkadaşlar gelince yine anlaşa deriz. Biz burada sıkıntı değil. Şimdi arkadaşlar, şimdi kısaca ben konumu, bugünkü bu niye geldi, konu çok kısa bir size anlatayım. Şimdi sevgili müsavirler, tekrar hoş geldiniz. Şimdi bizler Beyoğlu Giresunlar Derneği olarak yıllardan beri veya biz göreve geldikten sonra hızlı bir şekilde her ay bir etkinlik yapıyoruz. Bu pandemilerde bulunduktan sonra. İşte bu bir de Cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle her ay bu yıl 2000 Aralık ayında başladık yerine gidip bu ay bitene kadar toplam 13 tane, bu yıl bitene kadar 13 tane etkinlik yapacağız. Bir tanesi de bu. Yani biz bu zamana kadar derneklerin hiç gündeme getirmedi. Kenarda köşedeki kolları kopuyoruz, geliyoruz, işliyoruz. Bu şekilde bu da Cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle burada istedik ki Giresun'umuzun tarihte çok eski resim var. Bunu alıp koyalım, tekleyelim. Bunu istedik. Bunu da yarı başarabildik. Maalesef bu resimleri bulmak çok zor. Çok da zorlandı. Giresun'un Cumhuriyet'ten önce ve Cumhuriyet'ten sonraki resimleri. Aynı zamanda Topal Osman abi, Hüseyin Aktan başkanımızın onların da tarihten bulabildiğimiz kadar resimlerini koyduk. Burada sevgilerim. Bunları sizlerin beğenmesine koymak. Bunu yaparken de tekrar Cumhuriyet kazanımlarının kolay olmadığını, bu işin zor olduğunu, dernekçilerin ana görevi bunlar olduğunu biraz da kamuoyuna, Beykoz'a veya Türkiye'ye anlatmak. Yani dernekçilerin şu değildir arkadaşlar. Yani bize bakmayın. Bu konuda biraz konuşacağım size demeyecek. Dernekçilerin şu değil. Herhangi bir siyasi parti, angajmanın arkasına girerek bu dernekçilik değil. Veya kişilerin arkasına girerek değil arkadaşlar. Biz bunu, biz kendi hemşerilerimize, kendi oturduğumuz yerde hemşerilerimize, yani hemşer dediğim zaman bütün toplumu içine almış oluyoruz. Sadece Giresunlar değil, hepimiz hemşerimiz. Bağlısı, boşlusu, tekedalısı ne var? Yani sonuçta insanız, hepimiz de Beykoz'da yaşıyoruz. Hepimiz hemşeriz. Hemşer anlamı o yüzden kullanıyorum. Sadece Giresunlar anlamında kullanmıyorum, yanlış anlaşılmasın. Bu yüzden biz bu tür şeyler yapıyoruz. Bundan sonra da yapacağımız, yani 2-3 tanesini size sayabilirim. Mesela ayın 24'ünde, Şubat 24'ünde yapacağımız Giresun. Diyeceksiniz ki bu ne alaka? İşte alakalı. Yani Giresun'un güzel türküleri var. Bunların hikayesine gidecek miyim? Bu nasıl olmuş? Bunlara gelecek bir sanatçı orada 5 dakika konuşacak, anlatacak, ondan sonra o türküyü söyleyecek. Yani bu şekilde böyle şeyler dinliyoruz. Mesela ondan sonraki yine Şubat ayında, Mart ayında yapacağımız, biz Giresun Milli Mücadele'de çok bedel ödeyen illerin en başındayız. İşte Harşit savunmamız var Karadeniz'de. Düşmanı Harşit'ten öteye, yani Doğan kentten bu tarafa geçirmiş. Orada dökmüş o işi. Onunla ilgili yapacağız mesela. Örnek olarak işte ondan sonra devam ediyor. İşte bizim büyüklerimiz var. İşte bizim ilk Milli Eğitim Bakanımız var. Hasan Ali Yücel. Mesela onunla ilgili. Buna benzer. Bunlara benzer. Etkinliklerimiz devam edecek. Yani biz hem siyasi görüşler başımızın üstünde yeri var. Biz herkese saygılarız. Herkesin de bir siyasi görüşü de olmak zorunda. Zaten siyasi görüşü olmadıktan sonra zaten sıkıntı var demek. Ama biz bunu birlikte, beraberlikle biz bunu kullanmıyoruz. Herkes gider sandıkta veya kendi partisinde istediğini yapabilir. Herkesin özgür şeyini. Şimdi seçimlerde yaklaşıyoruz. Arkadaşlar bizler bütün siyasi partilere
ayırmaksızın kapımız açık. Herkes gelebilir, herkes istediği gibi gelip derdini, sıkıntısını anlatabilir, borbarlasını yapabilir. Buraya kadar burada hiçbir sıkıntı yok. Tabii biz de istiyoruz ki gönül olarak, Giresunlar olarak, Beykoz'da, Beykoz'da siyasi olarak bir sıkıntımız var, şöyle sıkıntımız var. Bizim sıkıntılarımızı, sorunlarımızı anlatacak yukarıda. Böyle Beykoz anlamında, Beykoz'da yaşam anlamında milletvekilimiz maalesef yok. Sağ olsun hakim anlaşabilir, yıllar yıl bizim kanımızı çekiyor. Kendisi de zaten Beykoz'dur. O yüzden de ben kendine çok minnettarım, çok da teşekkür ediyorum. Bize bu zamanda çok büyük katkılar verdi. Sakın başkanım böyle derken sizi alınmayın. Yani siz zaten bizim abimizsiniz, Beykoz'un abisisiniz, o konumdasınız. Ama istiyor ki insan hem Giresun'dan hem Beykoz'dan böyle bir vekillerimiz olsun. Bizi daha iyi derdi, bizi bilsin, edilsin. Hasan Başkan inşallah olursun. He. Güzel şey. Neyse arkadaşlar. Çok kısa, şimdi çok kısa ben böyle bunları anlattım. Burada Gudi'yle kesmeden önce burada çok kısa burada ilçe başkanlarımız var, milletvekillerimiz var. Ben büyük umudu vererek böyle çok kısa bir selamlama yapmasını istiyorum. Ondan sonra da Gudi'yi keselim. Milli takım tekvando hocamız, orada gönderilen başkanımız Mustafa Zurnacı da aramızda. Sevgili kardeşimiz. Şimdi arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Benim şimdi selamlama konuşmamız burada da yeter. Evet. Şimdi Cumhuriyet dönemi Giresun fotoğrafları sergi açılışına katılamadım. Nazik davetinize teşekkür ederim. Bu önemli açılışa katılan tüm dostlara selam ve saygılarımı sunarım. Emine Gülizan Emecen, CHP İstanbul Milletvekili. Şimdi arkadaşlar, ilk sözü ben Sayın Milletvekili'ne, bizim büyüğümüz, çok da benim çok sevdiğim, geçmişte de hala da beraber çalıştığım, onunla beraber yol yürümekten de çok ihtar ettiğim Sayın Akif Andesiyev. Başkanım siz gelseniz buraya alalım sizi başkanım.